Meryem Hanım fotoğrafı çektirdiyse olay bitmiştir. Fotoğraf birilerini deli eder mi? Birilerini kızdırıyor mudur bu fotoğraf? Ne diyorsun? Pazartesi sorusu. Cevabı net belli. Tabii ki de evet. Deli ediyordur. Neye niyet, sinirlendiriyordur. Kısmet, gerçekten öyle. Evet. Aileden onaylı. Müstakbel gelinlerini de çok seviyorlar. Cem'i arkadaşlarımız dişçi çıkışı yakalamış. O yüzden konuşmakta zorlanıyor. Bir hatırlıyor musun? 2015'te, yaptırma demedik. 2015'te ben yaptırma dedim. Türkiye güzeli seçildiği zaman sosyal medyada ilk dişlerine olarak taktılar. Böyle dişli Türkiye güzeli mi olur şeklinde şöyle yorumlar yaptı. Biraz belki kız ne yaptı biliyor musun? Ne? Daha yaptırma böyle tacını bana. Kenara koyar koymaz koşa koşa dişçiye gitti. Sonra bizim yayına geldi dedi ki dişlerimi yaptırdım dedi. Orada yapılmış çünkü zaten. Çünkü bayağı takılıyorlardı bana dedi. Evet ama zaten çok güzel bir kız değil mi? İkimiz de çok beğeniyoruz. Valla dişle fazla oynamayacağız. Ya aradan 7 yıl geçti hala dişlerini yaptırıyor biliyor musun? Çünkü bak o işler kaplamaya bir girersen. Bir kere girdiğin zaman bitti. Diş etini sızlatıyor, kanatıyor, bir şeyler oluyor. Daha hayatı boyunca kurtulamayacak o diş işinden. Eyvah, o onun için ben o zaman ablası olarak yaptırma dedi. Yaptırma dedi evet Müge ben söyledi. Dedim. Ben çünkü o konudan uzdarı. Dedim, yaptırma demiştim. Ay ben de şöyle bembeyaz yaptırayım diyor. Hiç o zaman kalkışmıyor öyle şey. Bir sürü değişiklik yapıyorlarmış. Yok, senin öğrendim. Kendi doğal dişin değil mi? Hiç doğal. Elleme. Yok. Hiç elleme. Ben de bana ben da yazıyor bu dişlerle. Çaldığım için zaten seçilme sebebim dişlerim. Ay sen de böyle bazı ünlülerdeki gibi böyle şey mermer gibi diş olursa zaten çalamazsın mı? Yok evet. Muntazam olmasından kaynaklı. Boşluğu yok biliyor musun? Mermer atölyesi. Mermer atölyesinden almışsın. Yontulmuş. Direkt böyle bir bütün kesmişler. Kesin. Çiklet gibi burada böyle. 32'lik direkt kalıp takıyorlar. Bülent Ersoy'unki öyle. Aa öyle. Ama onun sanki geçiciydi gibi geliyor bana. Geçici diş gibi. En kötüsü hayır yaptırıyorsunuz eğer yani size uymazsa konuşurken olmaya başlıyor. Tabii. Bak sen. Arkanda biz onu yakaladık biliyor musun? Evet. Dikkat eskiden ettin mi? Eskiden dişinin arası ayrıktı. Ebru'nun da ucu evet, kırık. Evet Tarkan'ın şeyini getirelim. Kırık değil de böyle daha videolarından farklıydı. Birine. Yeni hallerine bakınca çok belli oluyor. Evet. Ama çok yakışıyor işte bir de öyle de bir durum var. Hani yaptırmama durumu da şimdi beyaz mesela. Valla Tarkan'ın hani çok yakışıyor. Hollywood beyazı diyorlar mesela. Evet, evet. Yani soruyorsun nasıl olduğuna bir sürü solüsyon başka şeyler kazınma, küçültme yaptırırsan da. Ya seni izlemek için yapıyorlar. Hollywood dolgusu, Hollywood, Hollywood botoksu, ışıltısı. Hollywood ışıltısı. Hollywood deyince be falan oluyor millet. Benim uzaklara peki. Gitmeme gerek yok. Bak ben bakıyorum Hollywood'a buradan mesela. Bella'ya doğru. Evet çok hoş. Gerçekten Bella çok hay hoş. Allah. Tarkan geldi. Tarkan demişken. Hoş geldin. Sana şunu soralım. Serdar Ortaç bir polemik başlattı, bir tartışma başlattı. Pop'un kralı benim dedi. Senelerce... Sence Pop'un kralı kim? Senelerce, yani uzun süre bir şey yapılmadığı zaman diliminde evet. Yapıldığı anda çok fazla gündem oluyorsun. Evet. Mesela Tarkan uzun süre bir şey yapmıyor, bir seferde gündem oluyor. Ama devamlı her gittiğim yerde çalan kim var diye sorarsan... Serdar Ortaç. Kesinlikle katılıyorum. Yani ne diyebilirim şimdi bir hem dinleyici hem evlenen birisi olarak sürekli üreten evet. Birisi. Ha, bu zaten çok orijinal bir şey. Bize takılan isimleri sizler takıyorsunuz aslında. Hmm. Ya basında ya televizyonda bir yerlerde bir isim veriliyor. Hani benim gelişimden hatırlarsınız isimlerimi bıraktığım yerdeki ve alınan isim. Şimdi kıyaslamak da doğru olmuyor bir yandan. Yani siz de bir ara evet. Konuştunuz bu evet. Konuda. Şimdi burası farklı, burası farklı. Tabii. Burası bir yerin boşluğunu dolduruyor, diğer taraf başka bir kesinlikle. Yerin boşluğunu dolduruyor. Ayıramıyorsun. Şimdi birini birinden ayırmayı da es geçiyorum. Kim kimin yerini tutabilir? Hangi manada? Üstelik bir de neye Kenan göre, Doğulu kime göre? Var. Bir de Kenan Doğulu var. Kenan var. Ya. Yani bir de İnsan öyle de bir durum var. Geçen gün Burak Kut'un da böyle bir serzenişi oldu. Dinleyebildin mi? O görüntüleri de bulabilirsek yok. Getirelim. Şey diyor, altın yumurtlayan tavuk gibiydim diyor. Yani sürekli diyor suyumu çıkardılar şimdi, diyor. İlk çıktığımız zaman diliminde hepiniz kim olursa ediniz. Olsun. Yani... Bir anlatsana senin o dönemini. Şimdi bak. Bizim müzik piyasasında gerçek anlamda iyi solistlere yani çok bilinen o starlara eşlik eden müzisyenler ayrı. Bir de onların yerine gelmek isteyen çok fazla altta müzisyen var yine başka yerlerde çalışan. Şarkıcılar da öyle. Eskiden vokalist olarak veya müzisyen olarak piyasaya gelindi bir şekilde. Bizim jenerasyonda işte Harun Kolçak, Aşkın Nuryengi, Sezen Aksu'nun vokalisti olarak diyelim örneğin. Tabii. Veya Emel Erdal ikilisi, Zülfü Livaneli'nin vokalisti olarak derken ben yeni türküden geldim, hadi ben müzisyenlikten geldim. Levent Yüksel bas çalarken
şarkı söyleme teklifi alıp onunla Tunç Sezen Aksu'dan, değil mi? Bizde böyle altta yetişerek sahnenin tozunu yutup gelmek var. Bugün de aynı sizde, daha önce de konuştuğumuz bazı insanlar var. Bir de ani bir şekilde hızlı yükselen insanlar var. Hani benim grafik de böyleydi mesela, ama ben buradan geldiğim için, yani bunu çalarak geldiğim için. Tabii kıyaslama kabul edemiyor. Tarkan da öyle bir şekilde. Şimdi bir şekilde başlıyorsunuz ama siz birilerinin yanında bir şey yaparak gelmediyseniz, sahneden geldiyseniz yine bir derece. O yüzden kıyas kabul edemiyoruz. Hani nasıl kıyas olacak ki? Evet. Öyle derseniz, onların arasında yokum ama onlar benim jenerasyonum. Evet. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi benim bir şey söylemem yanlış anlaşılır. Çok yazı yazarlar. Hatta Tarkan'dan yani, Serdar Ortaç'tan önceydi sen. Evet. Yani çünkü kimse yoktu bir anlamda. Hani kimse yoktu. Harun Kolçak'la, Gir Kanıma'yla açılan... Ben Yeni Türkü'de bir televizyon çekiminde bizim plak şirketiyle konuşan Hakan Peker'in ilk parçasıyla farklı bir kliple bir oluşum başladı, değil mi? Evet. Onun üstüne ne oldu? Yine arada gelen birkaç arkadaşım var. Ben geldim. Ben nasıl geldim? Farklı olduğumuz için, gençlere hitap ettiğimiz için, değişik olduğumuz için, de tipimiz düzgün olduğu için bir de öyle bir durum var. Yani... Peki Burak Kutu Armağan Çağlayan'ın programında popstarlıktan neden vazgeçtiğini anlatmıştı. Onu bir izleyelim. Sana da soralım. Tamam. Sen popstarlıktan neden vazgeçtin? Bir izleyelim önce Burak. Man dedik ama hemen düzeltme yapalım. Burak Kut Caner Özyurtlu'nun Loş Sohbet programında konuştu. Ne diyorsun? Sen niye popstarlıktan vazgeçtin? Belli bir yere bir şekilde geliyorsunuz. Evet. Popülizm sizi alıyor, bir yere götürüyor. Doğru söylüyor aslında. O götürdüğü yerin geldiğiniz noktadaki duruşunuz da biraz önemli. Yani sen yerine bir şey üretmezsen ve kendini... Nadas'a bırakmak vardır yani. Evet, tarlada. Evet, biraz beklersin ki ürün daha verimli gelsin. Bir havalandırırsın. Halbuki bir falan. Yarış var değil mi orada? Yarış var orada. Sen orada biraz geriye düştüğün zaman senin kitlen de biraz aşağı düşüyor. Başka alternatifler. Hani oradan biri, buradan biri derken. Altın yumurtlayan tavuğu sen mi kestin, kestiler mi? Şöyle bir durum var ama. Bak yeri, konuma, duruma göre de bağlı. Şimdi sen şuradaysan başka, buradaysan başka, buradaysan başka. Şimdi aradaki kapanmaz farkı kim kapatacak? Senin yerine birinin gelmesi lazım. Benim yerime birisi benim imajımla bir şekilde gelirse ve ben eğer durursam, ama niye duruyorsun? O senin yerini bir şekilde alabilir. Yani benim yerimi alan birisi var mı? Size sorayım ben. Yani sen artık yok aslında. Bir zaman hani aslında öyle olmuş. Hani oncular, buncular der ya. Evet evet. Tarkancılar, Burak Kutçular vardı. Mı? Tabii. Emin misiniz? O dönem yarışlar yapılıyordu. Ha, doğru. Bakın, Tayfuncular, Tarkancılar mı? Doğru. Evet, Burak Tayfuncular mı? Vardı, doğru. Benden Ozancılar, Tayfuncular. Şimdi benden önce Ozan vardı. Ama yani hani fark açılınca ne oluyor? Yerinize birinin gelmesi gerekiyor. Ben bırakırsam yerime kim gelebilir? Sizi sinir ederdik ama Tarkan. Tuncular mı? Yani Almanya'da bir gazetemiz var mesela. Hani atbaşı birinci oluyorum. Evet. Bundan oralara kadar geliyor. Sen bırakırsan ne yaparlar? Tabii. Okan sormuştu bunu programda. Hani işte mega olmayı, kılpayı kaçırmakla ilgili ne düşünüyorsun? Ne söylesem de çevirsem şimdi. Ben kendime öyle bir şey söyleyebilir miyim? Soru güzel, pas güzel. Evet. Golü atmam lazım. Atmadın.